kavgaya sahne oldu genel kurul. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir fotoğraf gösterdi. CHP'li Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili, o fotoğrafı göstermesiyle birlikte bir tartışma başladı önce. Aydın bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya döndü. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz diye sordu. O sırada Soylu da Aydın'a yalan söylüyorsun diyerek yanıt verdi. Bir sözlü atışma yaşandı. Ardından milletvekilleri ayağa kalktı ve onların da arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı. Ardından yumruklu bir kavga çıktı. Meclis Genel Kurulu'ndan o görüntüleri de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bir yandan da ekranın bir diğer bölümünde ise bir cenaze töreni görüyorsunuz. Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Profesör Tuncer Bulutay affedersiniz yaşamını yitirmişti. Son yolculuğuna uğurlanıyor Kocatepe Camii'nde. Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da cenazede. Oradan da görüntüler ekranlarınızda. Hemen dönelim meclisteki görüntülere. Bakın, milletvekillerinin tekmeli yumruklu kavgasına böyle şahit olduk. Bu görüntülerle şahit olduk. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. CHP'li Aydın Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerek çekilen fotoğrafını göstermesiyle başladı. Şimdi Erkan Aydın konuşuyor. Dinleyelim. Sezgin Baran Korkmaz meselesine daha ötesini söyleyeyim. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla birlikte yaptık. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki, meselenin içerisine öyle bir daldık ki, Amerika'ya da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da aşağı düşürdük. Sayın Bakan söylemiş. Biz söyleyince neden suç oluyor, neden kavga çıkıyor? Bütün dünya bunu görmüş. Yani bu konu el birliğiyle devletin tepesinden aşağısına kadar kapatılmış, üstü örtülmüş. O kadar çok konu var ki konuşulacak. Uyuşturucuyla ilgili, Ali Ağa'da söküme gelen gemilerle ilgili, gemilerin özel korunaklı bölmelerine o anda çalışan işçilerin gidip asbest var diyerek başka uzay kıyafetli insanların gelinip eliyle almış gibi uyuşturucuları alıp götürdüğünü, Türkiye'nin uyuşturucu noktasında önemli bir kavşak oluşturduğunu zaten bakan uyuşturucuyla mücadelede şu kadar tespit yaptık. Haziran ayında İçişleri Bakan Yardımcısı 28 bin operasyon yaptık diyor. Yıla bulduğunuzda 300 bine yakın operasyon. Yani aslında teyit ediyor. Bütün bunlar Türkiye'nin normali haline gelmiş. Bunları biz uzaydan kendimiz uydurarak söylemiyoruz. Ama bunları buradan konuşunca ne hikmetse kavga çıkıyor. Bakın, dün bir cemaat yurdunda bir gencimiz, bilgisayar mühendisi öğrencisi olan, kendi halinde olan bir gencimiz başı kesilerek satırla ve başı göğsünün üzerine konularak Deccal'i vurdum diye orada nara atıyor. İçişleri Bakanı, devletin bakanlar, güvenlik güçleri bunları önlemekle uğraşsınlar. Burada masayı dağıtıp ben hesap ödemem, size de hesap ödetmem demesin. Biz her kuruşun hesabını sonuna kadar soracağız. Kimse buna şüphesi olmasın. Ve sözlerimi de Tevfik Fikret'in 100 yıl önce söylediği, ki kendisi hayal kırıklığı kelimesini Türkçe'de ilk kullanan ve Türkçe'ye hediye eden bir şairimizdir, onunla bitirmek istiyorum. Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Bugünkü mideler sağlam, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin, bu cümbüşlü sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Sayın Yaşar. Evet, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın konuştu. Aydın'ın konuşması sırasında zaten bu kavga çıkmıştı sevgili seyirciler, Meclis Genel Kurulu'nda. CHP ile Aydın bütçe görüşmelerinde, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönmüştü ve demişti ki Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz? İşte bu açıklamasının, bu sorusunun ardından Soylu da Aydın'a yalan söylüyorsun, sahtekar diye bağırdı. Ardından ortalık karıştı. Genel kurulda bir kavga çıktı. Bu kavga tekmeli yumruklu bir kavgaya dönüştü.
Aydın Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çekilen fotoğrafını gösterdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun. Ve o fotoğrafı göstermesi üzerine Soylu da sahtekar diye bağırınca ardından milletvekilleri arasında da bir sözlü münakaşa çıktı. Ve milletvekilleri adeta birbirine girdi meclis genel kurulunda. Tekmeyle yumrukla kavga ettiler. Meclis genel kurulundaki o görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Bir anda bir kalabalık oluşuyor. Ardından bir kavga, fiziksel bir kavgaya dönüyor bu tartışma, bu sürtüşme. Hatırlayalım, Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasilerle ilişkileri zaten tartışma konusuydu. Tüm bunlar tartışılırken bir iddia ortaya atılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a ait lüks uçağını kullandığı iddiası. Ve bu da aslında bakanlık tarafından doğrulanmıştı. Kiralama işleminin farklı bir firmadan yapıldığını ama firmanın Korkmaz'ın sahibi olduğu Borajet'ten ikincil kiralama yoluyla uçağı temin ettiğini açıklamıştı bakanlık. Bunun ardından da işte bu fotoğraf karesi, yani mecliste gündeme gelen o fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bindiğini gösteren o fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda bu gündeme gelince CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın o fotoğrafı meclis kürsüsünden gösterince olanlar oldu. Erkan Aydın sordu, neden bindiniz bu uçağa diye. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz diye sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa yalan söylüyorsun dedi, sahtekarsın dedi. İşte o fotoğraf karesi de ekranlarınızda bir yandan da onu da ekranlarınıza yansıtıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SBK Holding'e ait o uçağa bindiğinin fotoğrafı. İşte bu fotoğraf mecliste gösterilince kavga çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalancılıkla suçladı CHP'li Erkan Aydın'ı ama bu konu kısmi de olsa bakanlık tarafından doğrulanmış bir konuydu. Tabii Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında başka iddialar da olunca kavga daha da hararetli hale geldi. Çünkü geçmişi hatırlayacak olursak, İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığı Sezgin Baran Korkmaz'ın ve Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın şu anda işte yurt dışına çık dediği Soylu'nun, bu ifade edilmişti. Oradan biraz test verelim meclisten neler oldu. Görüntüleri taşıyoruz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Bu tartışma sırasında, bu tartışmaya sebep olan o konuşma aslında, yani o sataşmaya varan ve ardından yumruklu kavgaya, tekmeli kavgaya sebep olan o konuşmaya dikkat çekeceğiz şimdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın neler söyledi de AKP sıraları bu kadar sinirlendi, bir dinleyelim. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki başka uçak yoktu, ne yapayım dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O söz sahibi. Sayın Bakan lütfen. Şimdi. Sayın Bakan lütfen. Sayın Bakan. Bakan işte gördün. Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu. Şimdi. Sen otur. Sayın milletvekilleri, sayın bakan lütfen. Bu da müdahale eder misin bakanım? Ama bakın 2 dakika gitti. Evet. Sen bakın, o bakın görüyor, hakaretleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet, sayın milletvekilleri yerlerinize. Lütfen müdahale eder misiniz? Sayın milletvekilleri yerlerinize. Şimdi. Bakın sayın başkan. Sayın milletvekilleri yerlerinize lütfen. Evet. Sayın Bakan rica ediyorum. Bir müdahale eder misiniz? Bir müdahale eder misiniz? Bakana yakışıyor mu? Sayın Bakan. Sayın Bakan. Bu şekilde müzakereleri götürmemiz mümkün değil. Sayın milletvekilleri siz de yerlerinize oturun lütfen. Bir müdahale eder misiniz? Arkadaşlar lütfen yerlerinize. Sayın milletvekilleri hepiniz yerlerinize. Sayın Bakan. Bakın, Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri birleşme 10 dakika ara veriyorum. Evet, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın konuşması üzerine ve o kürsüden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına
bindiği fotoğrafı göstermesinin üzerine de bir kavga çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu Erkan Aydın, neden bindiniz o uçağa diye. Soylu da Erkan Aydın'a sahtekar, yalan söylüyorsun diye bağırdı. Böyle olunca milletvekilleri arasında da bir tartışma yaşandı. AKP sıralarından tepki geldi ve milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışma fiziki bir kavgaya dönüştü.